Bakalım şuna bakalım. Sayın Bakanım. Ben verdim şey, tamam gerek yok. Verdim ben. Abi biraz sonra alalım. Allah razı olsun. Allah hocam biriniz olsun. Sonunda bir köpük Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanım, sayın milletvekillerim, saygıdeğer protokol ve kıymetli misafirlerimiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli misafirlerimiz, açılışımıza saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacağız. Siz kıymetli misafirlerimizi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin hatıraları önünde saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Misafirlerimiz, törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Buyurunuz efendim. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak TUSAŞ Köprülü Kavşağı açılış töreni vesilesiyle sizlere bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı çok önemli tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramınızı bugünden kutluyorum. Kıymetli arkadaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak ülkemizi yarınları taşıyacak ulaşım ve haberleşme projelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızı en güzel teknolojileri kullanarak ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inşa ediyoruz. Karada, havada, denizde ve demir yollarında inşa ettiğimiz ve haberleşme alanında
kurduğumuz altyapı ile bütünleşik ve verimli bir ekosistem oluştururken hem yük, hem insan, hem de veri ulaştırmada yeni bir çağ başlatıyoruz. Lojistik anlamda dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde hüküm süren bir ülke haline gelen Türkiye, bugün Orta Koridor'daki varlığı ile Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ticaretin oyun kurucusu olan bir ülkedir. Türkiye'nin 10 yıllık, 50 yıllık, hatta 100 yıllık geleceğini kuran yatırımlarımız, gençlerimizin daha müreffeh bir gelecekte yaşaması içindir. Ulaştırma alanına yapılan yatırımlar doğrudan ekonominin gelişmesine yönelik yatırımlardır. 2003'te ülkemizde sadece 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28200 kilometrenin üzerine çıkardık. Konforun ve güvenliğin artmasıyla ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız bu yollar sayesinde taşıt hareketliliği %160 artmasına rağmen trafik kazalarında %80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık. Asrın projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kesimini de 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşvikleri hizmete açıyoruz. İstanbul'da Hastal Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4005 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun, dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz. Yolumuz açıldığında Hastal Mahmut Bey kavşağı arasındaki yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete açmış olacağız. Son 19 yılda demir yollarına görülmemiş yatırımlar yaptık. 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı yaptık. Ülkemizi dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. 3500 kilometre uzunluğunda demir yolu yatırımımız halen devam etmekte. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı projesiyle dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemizi Pekin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un ve Demir İpek yolunun en stratejik bağlantı noktası haline getirdik. 2003 yılında 26 olan havalimanımızı sayımızı 56'ya, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden bir haline getirdik. Kıymetli arkadaşlar, coğrafi konumu ve idari yapılanmasıyla Türkiye'nin kalbi olan başkentimiz Ankara'nın ulaşım yatırımlarına da ayrı bir önem veriyoruz. Bir yandan şehir içi ve transit ulaşımda ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirirken ana güzergahlara katılım noktalarında da kesintisiz trafik akışı sağlayarak önemli merkezlere kolay ulaşım imkanı sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları da bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri. Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan Devlet Yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında yer alan Kahraman Kazan ilçesi son yıllardaki sanayileşme atılımı ile gün geçtikçe büyümektedir. Bölgede yerleşik olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ başta olmak üzere Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundadır. Bu noktada ülkemiz açısından böylesi önemli bir merkezin ulaşım kalitesini artıracak bu önemli projeyi hayata geçirmek bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Yapımını tamamladığımız köprülü kavşak ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımı sağlanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli katılımcılar, Ankara için, Türkiye için, milletimiz için
durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin topraklarına can veren nice projeyi hükümetlerimiz imza atmıştır. Bunların yanında hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği dünyanın takdirini kazanmıştır. Son 19 yılda 5.3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20.8 milyon hektar olan orman varlığımızı son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 23 milyar hektara çıkardık. Bugün de 61 bin metrekare peyzaj alanında 1050 adet karaçamı, 60 adet çınarı ve 80.500 adet ardıç ve berberis ağacını toprakla buluşturuyoruz. Bakanlığımız sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bin aşkın ağacı eşdeğer karbondioksit salınımını ortadan kaldırmıştır. Genel ulaştırma ve altyapı projelerimiz sayesinde sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık. Tüm ulaştırma projelerimizin çevreye olan katkısı aşikardır. Kıymetli arkadaşlar, tarih bizleri hazırlıklı çıkaracak ve gelecek nesiller her yeniliğe ve gelişmeye saldıran bazı cenahları değil bizleri alkışlayacaktır. Bizim yürüyüşümüz durdurulamaz. Halk için, hakkın için yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin de bu eski moda kara propagandacıları da karnı toktur. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının başta Ankara'mıza, tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. En üst kademesinden en alt kademesine kadar projemiz için emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun, sağlıcakla kalın, var olun, sağ olun. Sayın Bakanımıza hitabetlerinden ötürü teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle kurdele kesimi için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Sayın Vali Yardımcımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın Tayi Genel Müdürümüzü, Sayın Kahraman Kazan Belediye Başkanı ve Kaymakamımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyoruz. Evet, saygıdeğer kıymetli katılımcılar. Yine önemli bir projenin açılışı için hep birlikte beraberiz. Yani bu koronavirüs salgın sürecinde bile ülkemizde yatırımlar bitmiyor. Tabii burada çalışanlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın büyük teveccühü, özverili çalışmaları var. İnşallah ülkemizin geleceğini hep birlikte imza atıyoruz. İnşallah gelecek nesillere daha rahat, daha sağlam bir Türkiye bırakmak için el birliğiyle omuz vererek çalışıyoruz. Bu açılışımıza katılan bütün arkadaşlarımıza, bütün çalışma arkadaşlarımıza, değerli milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, il başkanlarımıza hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikle birlikte Ankara'ya, ülkemize yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yakın zamanda yine bölgeye yakın kesimlerde yeni açılışlarımız daha olacak. İnşallah onlarla da birlikte beraber olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Makaslar herkesle kalıyor. Günün anısına.